Listemize bir yapımdan en fazla bir villain yani kötü adam dahil ettik. Böyle bir sınır koymamış olsaydık, Mojo Jojo ve Him karakterlerinin her ikisi de muhtemelen listede olurdu. Bahsedeceğimiz bu kötü adamların bazısı duygusallığıyla, bazısı kiniyle ve bazısı da güç açlığı dediğimiz kişilik özelliğiyle ön plana çıkmıştır. Gözümüzden kaçmış veya bulunduğu yapımın tamamını izlemediğimiz için bizi etkileyemeyen kötü adamlar olabilir. Mazur görün. Eğer bir animasyon severseniz videoyu beğenip abone olun ki animasyonlar üzerine yapacağımız diğer videolardan da haberdar olun. Tür bir et o? O et adamın eti. Sence et adam bize et verirken canı acıyor mu? Bilmem, aklını okuyamıyorum. Buz Kralı. Orijinal ismiyle Ice King ya da Türkçesiyle Buz Kralı'nı eminim çoğunuz biliyorsunuz. Buz Kralı dediğimizde şimdilerde akıllara Fortnite'daki Ice King gelse de biz ondan bahsetmiyoruz. Kendisi Cartoon Network'ün en iyi işlerinden biri olan Adventure Time'daki baş kötü. İsminden de anlaşılacağı üzere buz büyücüsü ve gerçekten de güçlü birisi. Tabii bir o kadar da duygusal biri. Bu durum prenseslere olan düşkünlüğünden geliyor olmalı. Hey, hey. Monster! A monster! What's going on in here? Nobody's a monster. All I see in this room is a young... Buz Kralı ne kadar prenses çikleti kaçırmak istese de aslında çok duygusal biri olduğunu söz etmemiz gerekiyor. Kibar birisi ve sürekli yanlış anlaşılıyor. Bunların yanında yalnız olmaktan ve hafıza kaybı yaşamaktan da acı çekiyor. Bütün bunlar onu kötü birisi olarak görmemize sebebiyet veriyor olabilir. Aslında sadece konuşulsa uzlaşılacak birisi ama Adventure Time'ın o güzel dünyası bahsettiğimiz uzlaşmayı yanlış anlayıp liseli çıkışlarında öğrenciler arasındaki uzlaşma olarak anlaması onu bu hale sokmuş durumda. Niye izlediğini söyle yoksa o kafanı kopartmamız gerekecek. Evet, ayrıca biraz çabuk ol. Çok uykumuz var çünkü. Tamam tamam söyleyeceğim. İzlememin sebebi... Ona biraz acıdık, farkındayız. Ama kötü adam olmasının ardındaki sebepler bunlar gibi gözüküyor. Deathstroke. Yapımda öyle geçtiği için Slade dememiz daha doğru olur. Ama çoğumuz onu Deathstroke olarak tanıyoruz. Slade, Teen Titans'ın en önemli villainlarından biridir. Ki bizce en önemlisi. Zaten o yüzden listemizde. All this time I had no idea the power lurking inside you, the glorious destiny that awaits. Teen Titans'tan bahsetmişken konuyu biraz açmanın gerektiğini düşünüyorum. Biz Teen Titans Go'daki Slade'den bahsetmiyoruz. Eski olandan bahsediyoruz. Teen Titans Cartoon Network'te 2003 yılında yayınlanan ve 5 sezon süren bir süper kahraman dizisidir. Cartoon Network'ün en çok sevilen ve alkışlanan dizilerinden birisi. Teen Titans Go'nun aksine daha ciddi temasıyla ünlü. Zaten genel olarak Cartoon Network'ün sonradan çıkan yapımlarının çoğu ciddilikten uzaklaştı, değil mi? Öyle ki yayınlandığı sıralar birçok ödül almış bu yapım. The report simply stated there was an intruder. Well, whoever it is, we're gonna totally kick their... Böyle güzel bir yapımın da tahmin edileceği üzere güzel bir baş kötüsü olmalı. Burada karşımıza Slade Wilson yani Deathstroke çıkıyor. Amacı titanları ve şehri yok etmek, aynı zamanda da dünyaya hükmetmek olan Slade, robotik silahlanmalara ve insanüstü fiziksel kabiliyete sahip. Tıpkı çizgi romandaki gibi. A year? A millennium? Far too long for my tastes anyway. Her ne kadar Polat Alemdar'ın mermer kırdığı sahne kadar etkileyici olmasa da oldukça güçlü olduğunu anlayabiliyoruz. Deathstroke'un bu denli güçlü olması ve Teen Titans ekibinin de gün geçtikçe takım olarak daha iyi olmaları aralarında geçen mücadeleyi izlenebilir kılmış ve Deathstroke'u bu listeye dahil etmemize sebep olmuştur. Mojo Jojo. Yes. Evet, Him ve Mojo Jojo ikileminde Mojo Jojo galip geldi. Powerpuff Girls'ten akıllara kazınan, ismi gibi güzel bir maymun. Maymun ama sıradan bir maymun değil. Tıpkı bizim kızlar gibi özel güçlere sahip.
Bu güçler onun giyim kuşamını da değiştirmiş durumda. Örneğin beyninin kafasından dışarı sarkmış olması, kafasında bir padişah kavuğu varmış gibi bir hava veriyor. Çünkü aslında bu dünyada sadece bir tek Mojo Jojo'ya yer var. Dünyada sadece bir tek Mojo Jojo olmalı. Dünyadaki Mojo Jojo'ların toplamı bir olmalı. İçimizdeki evcil hayvan alma isteğini arttıran türden bu maymun, aslında Powerpuff Girls'ten çok da farklı değil. Zamanında Mojo Jojo, profesörün laboratuvar asistanıymış. Bu süreç içinde tabii bizim bildiğimiz Mojo Jojo değildi. O dönemler son derece sakar bir maymunmuş. Yine sakarlıklarından birinde profesörü X kimyasal maddesine doğru itmiş. Ve Powerpuff Girls'ün doğmasına, aynı zamanda kendisinin de deri renginin değişmesine, zekasının ve fiziksel gücünün artmasına, kısacası bildiğimiz Mojo Jojo'ya dönüşmesine yol açmıştır. Sadece sakar bir maymunken maymunlar cehenneminden taradığımız Sezar'a benzemesi son derece ilginç. Benziyor çünkü büyüyen zekasından olsa gerek, kendisine dünya ele geçirme gayesi oluşturmuş. Ve bu yolda önüne çıkanlara hiç mi hiç acıması yok. Ya pekala Fazi, beni ilk kez arıyorsun. Biliyorum, biliyorum. Bir dakika Fazi, diğer hattım çalıyor. Mojo, benim. Him. Evet efendim, ne vardı? Bir maymunun böyle bir hikayesi olacak da bizim listemize girmeyecek mi? Hadi oradan. Bunun yanında Him karakteri de çok korkutucu. Ama biz Mojo Jojo'yu bu listeye daha layık gördük. Vilgax. Vilgax, isminden belki hatırlanmayacak ama tek bir görselinden direkt akıllara gelecek cinsten bir kötü karakter. Öyle ki sadece görüntüsü ve sesiyle bu listeye girebilirdi. Vilgax'a resmen Cartoon Network'ün Thanos'u diyebiliriz, ha? Ne istiyorsun? Tek bir şey. Kaybettiğim çok değerli bir teknoloji parçası. Ben 10 dizisinde her bölümde farklı bir villain gözükse de hiçbiri nihai bir amacı olan Vilgax kadar etkileyici değildi. Bu durumda kişiliğinden ve özelliklerinden bahsetmemiz gerekiyor. Vilgax vahşi, acımasız ve güce olan düşkünlüğü sebebiyle tam anlamıyla bir kötü adam. Vilgax, Omnitrix'i ele geçirme adlı bir operasyonu yönetiyor. Bunu ele geçirmesindeki nihai amaçsa Omnitrix vasıtasıyla nihai güce sahip olacak olması. Son derece kindar biri olduğu biliniyor. Bu kişiliği ve özellikleri fiziksel görünümüne katkıda bulunmuş sanki. Vilgax'ın tasarımına bakacak olursak bir insanla ahtapotun karışımı gibi bir şey. Karayip korsanlarındaki ölü adamı andırmıyor değil. Sadece paralel evrendeki versiyonu gibi. Kimilerine muhtemelen tiksinç gelecek dokungaçları adeta sakal görevi görüp çene ve yanaklarından aşağı doğru sarkıyor. Omnitrix'i benden alan sıska dünyalı varlık yakında ganimet duvarında süz. Kırmızı gözlere sahip ve görünürde kulaklar ve burnu olmayan bir uzaylı. Anlayacağınız Vilgax epey tehlikeli ve korkutucu. Ama listenin başındaki isim daha bir korkutucu. Aku. Uzun zaman önce, uzak bir ülkede ben, Aku, karanlığın şekil değiştiren efendisi, serbest bırakılmış korkunç bir şeytan. Sözleriyle de hatırlayacağımız dram dolu çizgi dizimiz Samurai Jack'in baş düşmanı. Onun da deyimiyle, karanlığın şekil değiştiren efendisi, Aku'nun bu muazzam dizide Samurai Jack'le olan mücadeleleri, Aku'yu çok sağlam bir baş düşman olarak görmemizi sağlıyor. Ve Samurai Jack'i ise tam anlamıyla kahraman kıvamına sokuyor. Bu mücadeleler sadece kılıçlarla da kalmayıp zihinsel olarak da süre geliyor. Aku, kara kütle denilen bir maddeden ortaya çıkmış ve dünyayı ele geçirip sayılamayacak çağlar kadar dünyaya hükmetmiş, şekil değiştiren bir iblis. Ne kadar epik ama. Aku, standart formundayken altı boynuzlu ve keçi sakalına sahip devasa bir karanlıktır. Bununla birlikte ne kadar korkunç göründüğü görülebiliyor zaten. Ki yıllar önce izlerken beni bayağı bir korkuturdu. Can you not see Aku is beyond destruction?
5. sezonunun Adult Swim'de yayınlanmasının sebebi de bu olabilir. Konudan sapmadan bu korkunç keçi bıyıklı şeytan yalnızca Samurai Jack'in sahip olduğu kılıçla öldürülebiliyor. Kendisi ise bunun farkında. Samurai Jack'le olan mücadelesinde çeşitli kurnazlıklarla, şekil değiştirmesiyle ve biraz da şansıyla kaçmayı başarabiliyor. Bunun yanında Aku'nun da Samurai Jack'e düşman olmuş, sayısız dostu var diyebiliriz. Yani Samurai Jack sadece Aku'yla da savaşmıyor. Aku'nun bu denli güçlü olması ve sayısız yardımcısı olması onu yok edecek gücü, yani Samurai'yi uzunca bir süre bastırıyor. Ki çağlar boyunca dünyaya hükmetmesi de bu sayede olmalı. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Aku'yu birinci sıraya koymasak olmazdı. Kendisinin bu durumdan haberi olmuş olsaydı, her kötü adam gibi bu duruma sevineceğinden kuşkumuz yok. Ama sonunda her kötü adam olduğu gibi, bitmek bilmeyen öfke ve kinden dolayı yok edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunca yıl gayesinden hiçbir şekilde vazgeçmemiş olması ve çağlar boyunca ettiği zulümlerden keyif alması onu gerçek bir kötü yapıyor. Bu harika yapımda gördüğümüz iyi ve kötü arasındaki mücadele o kadar iyi aktarılmış ki bir daha izleyesim geldi vallahi. Now you will pay for your insolence. Eğer sizleri de etkileyen ve kötü adam olmanın hakkını veren Cartoon Network karakterleri varsa yazmaktan çekinmeyin. Yorumlara "abi kalp atar mısın" şeklinde isteklerde bulunmak yerine videoda bahsi geçen konularla ilgili bir katkıda bulunursanız, mesela bu video için X karakteri de çok sağlam bir kötü adam tarzı yaptığınız yorumlar bizlerin sizlere attığı kalplerden daha değerli. Hem de videolarımızla ilgilendiğiniz için bizi de çok mutlu eder bu. Şimdilik teşekkürler ve görüşmek üzere.